gün oldu ya. 3 gün bakın Mahalle Şule'den 70 polis sürdüler. Komploda tutuklanan bir arkadaşımıza sahip çıkmıyor için ya. Bu kadar. Haysiyetlerine sahip çıktıkları için. Eten'den korkuyorlar. Ali İsmail'den korkuyorlar. Mehmet'ten korkuyorlar. Abdücan'dan korkuyorlar. Hasan Ferit'ten korkuyorlar. En önemlisi de. 14 yaşındaki çocuğumdan korkuyorlar. Bu Berkin Elvan'ı korkutur bunlara. Tayyip bir daha gör bu korkuyu. Bu yetti sana del sen camileri açmaya. Ne yaparsan yap. Berkin'in korkusu her zaman senin üstündedir. Benim elimde her zaman senin yakandadır. Şunu böyle bil. Berkin Elvan ölümsüzdür. Bu korku 8. yılında Gezi'nin anmasının, Gezi'nin katliamının, Gezi'de yapılan cinayetlerin kınanmasının, Gezi ayaklanmasının gündeme getirilmesinin önünü kesmek için polis barikatlarıyla ortaya çıktı. Neredeyse Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi insan trafiğine kapatıldı. Ve bugün bizim TUMOP önünde yapılacak basın açıklamamıza katılmamız polis barikatlarıyla durduruldu. Halkın önüne zor aygıtlarını çıkararak, halkın önüne polis barikatlarını yığarak, köylülerin önüne jandarmayı yığarak, büyüyen öfkeyi bastıracaklarını sananlar, Gezi'den korkarak, Gezi'yi yasaklayarak, yeni gezilerin gelmesinden korunacaklarını sananlar bilsin. Gezi, Haziran gezisi bir hayalet gibi onların peşinden koşmaya devam edecek. Ve bilinsin ki gezi ayaklanması dün neyse bugün de o gündür. Taksim her yerdir. Taksim direniştir. Bu direniş sonuna kadar devam edecek. Bu kavga sürmeye devam edecek. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bugün burada bu basın açıklamasını sonlandırıyoruz. Ama bilinsin ki bu öfke, bu kararlılık, bu direnç oldukça bu kavgada sürecek ve bu kavga sonuna kadar, zafere kadar devam edecek. Bu açıklamamız bugün burada bitiyor. Hepimiz dağılıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hukuksuz yargılamalar, siyasi tutuklamalar hep
herkesi korku sanmak için. Çünkü iktidarlarını ayakta tutabilmenin tek yolu bu. Gezi'yi yargılamaya kalktılar. Bir, iki, gitmedi üç kez torba dava ile adını kirletmeye çalışıyorlar. Değil üç, beş, on, bin kere yargılasanız Gezi'nin haklılığı ve gerçekliği karşısında her seferinde yenileceksiniz. Gezi, defalarca ortaya saçılan mafya, devlet, sermaye, çete ilişkisine benzemez. Onlar çetelerle, mafya ile rant peşinde koşarlar. Biz bir fidana su vermek için. Biz ağaçları yerinde tutmak için, dereler kurumasın diye, ekmeğini kazanırken bir can daha göz göre göre gitmesin diye, kimse ayrımcılığa uğramasın diye, bu ülkenin neredeyse yarısı açlık sınırındayken %1'i daha palazlanmasın diye uğraşırız. Biz direnişin adıyız, onlar saldırının. Bu iktidar karanlık ilişkileri yüzünden yarattığı pislikle boğuşurken biz tarihin sayfalarında tertemiz, alnı açık bir halk hareketi olarak anılacağız. Umudumuzu yitirmek istediler. Bunca hukuksuz yargılamalar, cezalar, şiddet, gözaltı, göz göre göre talan. Ama bir şeyi unutuyorlar. Gezi başlı başına bu halkın eşitlik, özgürlük, adalet umutudur. Gezi yurttaşlarının kendi kaderini tayin etme iradesi ve kararlılığıdır. Bir kez yaşayan ömrünce unutamaz. Gezi unutturulamaz. Gezi ruhu Boğaz içindeki gençlerdir. 142 gündür her hava koşulunda rektörlüğe sırtını dönerek bekleyen akademisyenlerdir. Gezi direnişi İstanbul Sözleşmesi için tüm yurtta sokaklara çıkan, kolluk şiddetine rağmen pes etmeyen kadınlardır. İkizdere'de yolları kesilse de dik yamaçlardan, sarp yollardan iş makineleri önüne çıkmayı başaran, Van Gürpınar'da üzerlerine ateş açılsa da haklarını savunmaya devam eden köylülerdir. Biz size yalvarmayacağız, çayımızı satacağız diyen ve geri çekilmeyi reddeden Hopa'nın emeğine sahip çıkışıdır Gezi. 1 Mayıs alanlarında saldırıp gözaltına aldığınızda kolları arkalarına kelepçemiş, başı asfalta yapıştırılmış olsa da kameralara gülümsemeyi başaran gözlerdir Gezi. Soma'da, Çorlu'da, Hendek'te, Aladağ'da ve ülkeye yayılmış tüm kadın cinayetleri davasında yükselen adalet talebidir Gezi. Gezi'de söylemiştik, parayı ve rantı tek değer olarak kabul edenlerin karşısında paylaşımın, tüketimin karşısında üretimin, yozlaşmanın karşısında aydınlanmanın direnişidir Gezi. Bugün de aynı taleplerimizi bir kez daha yükseltiyoruz. Acil demokrasi istiyoruz. Bu halk adil, özgür ve eşit bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Haklarımızı istiyoruz, alana kadar direneceğiz. Gezi'de canlarımızı bıraktık. Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için direneceğiz. Düşlerdeki özgür dünyayı kuracağız. Onlara sözümüzdür. Gezi bizim dünümüz değil, geleceğimizdir. Kayyumlarla, kararnamelerle gasp edilen demokrasinin parlak ve temiz geleceği için en somut dayanağımızdır. Mazide kalmayacak kadar büyük ve hayatidir. Gezi burada, biz Gezi'yiz. 8 yıldır meydanlardayız, hala bir aradayız, her yerdeyiz. Gezi'de söylemiştik, bugün de sözümüz aynıdır. Saraylar yıkılır, çeteler dağılır, zorbalık biter. Karanlık gider, Gezi kalır. Yaşasın eşitlik, yaşasın özgürlük, yaşasın adalet. Yaşasın Gezi direnişi. Taksim Dayanışması.